Halk arasında Meryem Ana olarak da anılan Sümele Manastırı 300 metre yükseklikte bulunmaktadır. Sümele Manastırı'nın kurulmasına dayalı en yaygın rivayet, Sopranios ve Barnabos isimli iki keşiş tarafından Meryem Ana adına kurulmuş olmasıdır. İki keşiş aynı rüyayı görmüşler. Rüyalarında Meryem'in İsa'yı kollarında tuttuğu ikonun yerini Sümele olarak görürler. Sonrasında birbirlerinden habersiz gelip birbirlerine rüyalarını anlatmaları üzerine Sümela'nın ilk temellerini atmışlar. 6. yüzyılda İmparator Justinianus tarafından yeni yapılar eklenir. Bilinene göre kilisenin tamamlanması 13. yüzyıla dayanır. 1461 yılında Trabzon Türk egemenliğine girmiştir. Barış ortamının bozulmaması için Sümele Manastırı için bazı imtiyazlar verilmiştir. En büyük mimari gelişimini Osmanlı döneminde yaşamıştır. Yavuz Sultan Selim Sümela'da şehzadelik yaptığı süreçte kütüphane açmış ve 3 kollu altın bir şamdan hediye etmiştir. 1919 yılında din adamlarının siyasete karışmasından dolayı manastır 1923 yılında boşaltılmış ve eşyalar kiliselere dağıtılmıştır. 1931 yılında Atatürk'ün çıkardığı özel izinle eşyalar Yunanistan'dan gelen heyete teslim edilmiştir. Anakaya Kilisesi, fresklerin genelinin bulunduğu kısımdır. Fresklerde genel olarak Hazreti İsa ve Hazreti Meryem birlikte betimlenmiştir. Ana kilisenin tavanında dünyada hiçbir yere sığmayan, Tanrı'yı karnına sığdıran Meryem freski resmedilmiştir. Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in karnında her iki eli kutsama anlamına gelen takdis işaretini gösteriyor. Başlarında bulunan hare kutsallığı ve inanmışlığı gösteriyor. Ayazma'ya yukarıda bulunan kayalardan yaklaşık 800 yıldır su damlıyormuş. Bu su Hristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Damlayan bu suda yeni doğan çocuklar papazlar tarafından vaftiz ediliyormuş. İnsanlar kutsallığından dolayı buraya para atmaya devam ediyorlar. Başlangıçta burada yapı olarak sadece Anakaya Kilisesi vardır. Sonradan eklenen yapılarla beraber Anakaya Kilisesi, Kutsal Ayazma, Şapel, Mutfak, Çan Kulesi, Öğrenci Odaları, Yemekhane, Kütüphane, Su Kemerleri bulunmaktadır. Sümele Manastırı'nda değiliz. Sümele Manastırı şurada. Gözüküyor mu acaba? Burası Aya Varvara Kilisesi. Yazık gerçekten, yaptıkları o kadar saygısızca bir hareket ki. Yazık. Suratına kazımak mıydı? Neyi düşünerek bunu yaptı? Fresklerin olduğu oda burası. Burası da sonradan yapılan bölüm. Öğrenci odaları, kütüphane gibi kısım bu tarafta. Rahipler için karşılıklı odalar yapılmış. Yani genel olarak rahip odasının ikisi de şu an gördüğüm aynı mimaride yapılmış. Bu şekilde. Sonra burada da bir rahip odası. Yani bunların mimaride. Evet, genel olarak aynı mimaride. Ne yapıyorsun? Burada da bir şapel. Bir tane bunu çekebilir misin? Çünkü en geniş yerde yani şapel ibadet odası demekmiş. Burada da freskler var. Şöyle çekemedim. Ben oldum. Çekemedim.
Bana sallıyor. Fresklerin hepsi bu halde. Necmi. Yani sağ ol Necmi. Bunlar bacağıymış. Baca mıymış? Hmm. Bunlar bacağıymış arkadaşlar. Bu iğrenç kazıların ardından restore edilmiş haliymiş ama hani yine ben daha çok ellenmemesi taraftarıyım. Bir de yani suratlarını almışlar hepsinin. Bu da Roma'nın buraya saldırdıktan sonra Anictus alıp Roma'da Kolezyum'a kapatıp aslanlara parçalatıyormuş. Sonra 9. yüzyılda sonradan bir fresk eklenmiş. Burada da anlatılmak istenen o zamanlar Hristiyan olmak ne kadar zor olduğunu. Bunu da okumak isterseniz arkadaşlar. Yeah.